Anspor yorumcusu Serdar Kelleci bizlerle birlikte sevgili izleyenler. Gündemi konuşmak istiyoruz kendisiyle. Serdar hoş geldin, nasılsın? Teşekkür ederim Çiğdem. İyi yayınlar. Sen nasılsın? Teşekkürler. Uzun zaman oldu sanırım seni ağırlamayalı sabah programımızda. Özlemişiz. Hoş geldin diyelim. Galatasaray'ın gündemini konuşalım. Nasıl? Bilmukabil ediyorum. Yine arkanda halı saha tahtanla beraber güzel bir yayın olacak gibi gözüküyor. Yazıp çizmeye başladın mı? Tahminler başladı mı Serdar? Başladık, başladık. Yani simülasyon tahtayı çalıştırmaya başladık, öyle söyleyeyim. Tabii biraz saha içini biraz böyle yorumlamaya çalışıyoruz genelde hep beraber biliyorsun. Aynen. Güzel oluyor, tahtanın yararları oluyor. Kesinlikle öyle. Zaten Süper Lig taftanın programıyla alakalı, maçlarla alakalı daha doğrusu tahminlerini birazdan alacağım. Ama öncesinde Galatasaray'ın bir gündemini istersen gel seninle konuşalım, sohbet edelim üzerine. Burak Elmas'ın açıklamalarını ekranlarımıza taşıdık. Satır başlarını da ben buluşturdum izleyenlerle. Çok çarpıcı açıklamaları var. Hangi satır başıyla başlamak istersin? Böyle genel bir istersen pas atayım sana. Ya burada tabii dün ortalık alev evine döndü tabii ki Sayın Başkan'ın açıklamalarından sonra. Galatasaray'ın tabii itiraz noktası şuraya, özellikle Rizespor'un gönderdiği saat 5'e kadar bir şekilde bu sözleşmenin imzalanması gibi noktaya çok takıldığı belli. Tabii burada esas nokta tahkim kuruluna ilişkin aslında Rizespor'un beklentisi. Yani ortada bir sulh var, ortada bir anlaşma var Oğuzhan Çağlayan'la ilgili, ama Galatasaray Kulübü şunu söylüyor: hani benim tahkim kuruluna olan açacağım dava ile ilgili senin bir tasarrufun olamaz. Niye bunu buraya koyuyorsun noktasında. Bugün açıkçası bu konuyla ilgili ben de birkaç spor hukukçusuyla görüşeceğim. Dün görüşemedim çünkü. Bugün bir iki görüşme yapacağım ve çok, nasıl diyeyim, hani kağıt üstünde kesinlikle Sayın Başkan ve Rezan Bey'in açıklamaları çok doğru geldi bana da. Çünkü Galatasaray nihayetinde Rizespor'la bir anlaşma yapıyor, Çaykur Rizespor'la, ve işte bir Ali Yavuzkul, Musak Gümüş'te kiralık gidiyor. Ama işin sonunda Galatasaray'ın tahkim kuruluna olan açacağı dava ile ilgili Rizespor'un kullandığı inisiyatif bana da tuhaf geldi. Hani bunun Rizespor'la alakası ne diye düşünmeye başladım. Ha, şu olabilir mi? Aklıma gelen en iyi senaryo: Galatasaray evet Rizespor'la anlaşıyor ama yarın öbür gün tahkim kurumunu açacağı olan davayı kazanırsa tekrar orayı mesnet gösterip bir içtihat uygulanıp Galatasaray Rizespor'a da dava açabilir mi konusu. Tabii bu da bir başka senaryoyu beraberinde getiriyor. En iyi ihtimalle bu geldi aklıma, Rizespor cephesi niye bunu yaptı diye düşünürken. Tabii ama çok da uzak bir ihtimal olarak göze çarpıyor. Tabii ki tuhaf bir durum, bunu söyleyebilirim. Tahkim kurulunun da oturan kişilerin birbirleriyle olan bağlantıları vesaire, bunları da tabii de Sayın Başkan ve Rezan Bey'in belirtmesi tuhaf bir yere doğru gidecek tabii iş. Evet, Burak Elmas'ın bu arada federasyonla ilgili açıklamaları hakikaten çok çarpıcıydı. Dün de çok konuşulan detaylarından bir tanesiydi. Eklemek istediğim başka nokta varsa yavaş yavaş şöyle saha içerisine de girmek istiyorum. Ya bu Galatasaray'ın aslında federasyon, tahkim kurulu vesaire bu makamlara doğru yönelttiği aslında soruların acilen cevap bulması gerekiyor. Çok önemli bir şey Türk futbolu için ve Türk futbolunun geleceği için çok önemli bir nokta. Buraların acil cevap bekleyen soruları var. Benim de çok merak ettiğim. Peki, Kerem'i konuşarak başlayalım istersen. Onunla alakalı çünkü birçok başlık gördüm. Bu arada ikinci haftasına Galatasaray pazartesi günü kapanış maçını oynuyor biliyorsun. Hatay ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta nasıl buldun Süper Lig'de ona da geleceğiz. Ama Kerem'i ayrı bir parantez açalım çünkü Avrupa arenasında ön plana çıkan bir isimdi. 2 gol ve 3 asistle. Hakikaten dikkat çeken bir isim oldu. 5 sayılık katkı yapmış Avrupa arenasında takımına. Biraz onu konuşalım istiyoruz ki onunla alakalı daha önce de sohbet etmiştik seninle. Görüşlerin en başından beri olumluydu. Herhalde bu şekilde de devam ediyordur Serdar.
devam ediyor. Çok Çünkü önemli bir oyuncu gençleri haline ayrıca geldi. takip ettiğini, performansları çok iyi biliyorum. Teşekkür ediyorum tekrar belirttiğiniz için aynı zamanda. Kerem Aktürkoğlu bir çizgi oyuncusu gibi oynamıyor Fatih Terim'in oyununda. Kerem Aktürkoğlu ikinci bir santrfor gibi, santrfor arkası gibi Fatih Hoca konumlandırıyor. Bu oyunda da çok büyük bir ehemmiyete sahip Kerem Aktürkoğlu. Bu biraz da kullanım şeklinden kaynaklanıyor. Yani biz kenar oyunlarında çok fazla bir Kerem Aktürkoğlu izlemiyoruz. Bu da çok bilinçli bir senaryo aslında. Biraz daha ceza sahasının dışında konumlanıp oraya koşu atmasını isteyen bir Fatih Terim var. Ve dolayısıyla bunu Feghouli'den de istiyor Fatih Hoca. Jack de zaten orada konumlanıyor ya da oynayacak olan Muhammed orada konumlanıyor. Ve bu da Galatasaray'ın aslında skor bulma gücünü geçen seneye nazaran biraz daha arttıracak bir faktör. Çünkü sen kenar oyuncularını çizgide kullandığın zaman bunların kaleye gelmesi, onların o kaleye ulaşması geçen sene çok büyük bir problemdi. Ama şimdi blok arasına bu oyuncuları sokabilme özgürlüğüne sahip oluyorsun ve Feghouli'nin oynarsa, devam ederse skor bulma olasılığı da bu oyunla beraber artacağını ben düşünüyorum. Galatasaray oyunu tatmin ediyor mu? Çok değil ama Galatasaray'ı izlerken Fatih Hoca'nın ne yapmak istediğini 3 aşağı 5 yukarı anlayabiliyorum. Bu önemli. Bandırma maçı kaliteli değildi Galatasaray açısından. Temposuzdu kabulüm. Ama Giresun maçında takım hocanın istediklerini bence gerçekleştirdi. Ama bu tempoyu susuzlukla bunları yapıyor bu takım. Tempo kazanırsa zevkli bir oyun haline gelebilir yalnız bu oyun. Ben onun sinyallerini de aldım. Mustafa Muhammed'le ilgili çok sert eleştiriler yapılmaya başlandı. Geldiği ilk dönemi hatırlıyorsundur. Senin üzerine sıkça sohbet ediyorduk. Kendinden söz ettiriyordu çünkü olumlu performansıyla. Ama 5 maçta da golle buluşamadı şimdi. Hatta 11'deki yerini zaman zaman kaybettiğini de gördük. Yani bu düşüşün sebebi sana göre ne olabilir? Buradan bir toparlanma olacak mı? Ne dersin? Ya, mental anlamda aynı zamanda fiziksel kaliteyle ilgili bir problem var Mustafa Muhammed'de. Fiziksel kalitesi bence şu anda yerinde değil, iyi de değil. Tabii bu futbolcu fiziksel kaliteye ulaştığı anda mental toparlanma daha da kolaylaşıyor futbolda. Ama tabii şu an ikisi de yok Mustafa Muhammed'de. Ve oyuncunun vücut dili çok da mutlu olmadığının izlerini bize gösteriyor artık bazı zamanlar oyunun da bazı zamanlarında. Çünkü fizik kalite olarak iyi olmayan bir oyuncu saha içinde istediklerini yapamaz. Dolayısıyla aslında camianın da bir taraftan isteklerini yapamaz. Teknik heyetin isteklerini yapamaz. Bunların hepsi işte birbirine çok entegre konular. Ve dolayısıyla da oyuncunun performansı düşüyor. Bu fiziksel performansa ulaşması hani önümüzdeki hafta olur mu çok zor. Yani bunun oyuncunun en az bir aya daha bence ihtiyacı var. Şu anki fiziksel kalitesinden yola çıkarsak bir ay daha sanki süreye ihtiyacı var gibi gözüküyor. İyi bir çalışma temposuyla bunu bir ay olarak belki özetleyebiliriz. Peki, ağzına sağlık. Şimdi istersen genel yorumlarımıza, daha doğrusu maçlarla alakalı senin tahminlerinle devam etmek istiyorum. Yönetmenimizden de Çok rica erken edeyim. olmaz mı? Nasıl? Çok erken olur sanki. Yani Yani skor şöyle tahmini çünkü elbette istemeyeceğim de sen ilk haftayı nasıl geçirdi takımlar? Onu bize biraz özetlersin. Tabii ki somut yorumlardan ziyade, tahminlerinden ziyade böyle genel bir sohbet olsun istiyorum. Süper Lig'de ikinci haftanın heyecanı dün başlamıştı. Programı ekranlarımıza taşıyalım. İlk hafta beklentilerini mesela karşıladı mı Serdar? Bunu sorabilirim. yok, karşılamadı. Ya ben özellikle dört büyüklerin çok hazır olmadığını, bir belki Trabzonspor'u sarfı nazar edebilirim burada. Ama Beşiktaş'ı da Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da çok beğenmediğimi söyleyebilirim. Daha henüz o geçen sene ye nazaran geçen seneden tabii mutlaka üçlük kabul ediyoruz. Dolayısıyla ben çok hazır olduklarını düşünmüyorum üç büyüklerin. Ama 3-4 büyükler arasında tabii Trabzonspor'un oyunu bana biraz daha keyif verdi, onu söyleyebilirim. İkinci sırada tabii Beşiktaş'ı koyabiliriz ama ne Fenerbahçe ne Galatasaray'ın oyunu çok tempolu bir oyun değil. Çabuk oynayamıyor bu iki takım. Ama Trabzonspor ve Beşiktaş en azından oyunun bazı anlarında oyunu çabuklaştıran, oyuna tempo veren
anları katabiliyor oyuna. Bu da aslında onların oyunlarını kıymetli kıldırabiliyor ve onların herhalde form tutması biraz daha kolay olacak gibi gözüküyor. Dört büyüklerden o zaman gidersek kimin transfer ihtiyacı sana göre daha fazla gözüktü ilk maçlar itibariyle Serdar? Galatasaray'ın tabii transfer ihtiyacı. Beşiktaş'ın özellikle santrfor noktasında tabii Batshuayi konuşacağız. Ama Galatasaray orayı tamamlayamadı. Fenerbahçe santrfor, sol ön, sağ ön buraların eksikliğini hissedecek. Trabzonspor Siopis transferini yaptıktan sonra inanılmaz avantajlı bir hale geldi. Çünkü yani Siopis belki Alanya'da çok göze batmadı. Berkan'ın arkasında veya Bakasetas'ın arkasında daha üçüncü, dördüncü pozisyondaki oyuncu gibi gözükebilir belki ama yani bir takımda o bağlantı oyuncusu olma rolünü çok iyi üstlenecek bence. Siopis Trabzonspor'un bu sene yaptığı bence en iyi 2-3 transferden biri olacak. Çok akıllıca bir transfer yaptı Trabzonspor. Evet, Ama dediğim Trabzonspor'un gibi aslında çoğu transfer için bunu söyleyebiliriz herhalde. Daha lig bitmeden geçen sezon başlamıştı çünkü çalışmalarına. Hazır bir görüntü çiziyor. Fenerbahçe'yi nasıl buldun? Vitor Pereira başa geldikten sonra ikinci kez sanırım seninle sohbet etme fırsatımız olmamıştı. İlk kez üzerine konuşacağız. Beklentileri karşılayacak gibi gözüküyor mu sence Vitor Pereira? çok erken olur Pereira ile ilgili. Ben üçlü oynatmasını tasvip ediyorum ve alkışlıyorum da bir taraftan. Çünkü bu oyunu öven birisi olarak özellikle 3-4-2-1 oyununu öven birisi olarak bunu söyleyebilirim. Ama doğru oyuncularla oynama konusunda bir tereddüt yaşıyor Pereira. Bu konuda belki bir handikap var. Ama doğru yolda bulacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü bir ara Zalai'yi sol stoper yerine göbekte kullandı, tekrar sola geçti. Bu çok önemli. Bir antrenörün tabii bize göre ama hani hatasından vazgeçmesi diye o şerhe ekleyelim. Çabuk dönebiliyor Pereira. Bu çok güzel ama üçlüden vazgeçmiyor. Ben Pereira'yı o noktada ilk dönemdeki Pereira'yı çok eleştirmiş biri olarak ikinci dönemdeki Pereira adına biraz daha mutlu konuşabilirim ama tabii bu oyun santrfor istiyor. Bu oyun sol önde bir oyuncu istiyor. Sağ önde bir oyuncu istiyor. Onları Fenerbahçe'nin yapması gerekiyor o Serdar transferleri. Keleci çok teşekkürler. Keyifli bir sohbet oldu. Bundan sonra daha da sık görüşeceğiz tahminler yapmak için haftalar ilerledikçe. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Çiğdem.